ormana gitmek için hazır mıyız? Oho! Düt düt! Teşekkür ederiz düt düt. Wow! Giderken bir şey mi söyledi? Düt demiştir herhalde. Bana wow dedi gibi gelmişti. Çok komiksin. Miyavladı. Kurbağa miyavladı. Beni kandırma Minky. Kurbağalar miyavlamaz. Bak şimdi iyi izle. Kurbağacık bize merhaba der misin? Bugün bende bir terslik mi var acaba? Eyvah! Kocaman bir aslan. Ya ama bu haksızlık. Bana yine inanmayacaklar. Dur, sakın bir yere gitme. Kuş gibi cik cik öten bir aslan gördüm diyorum size. Gülmesenize. Ya gitmiş. Bu ormanda garip bir şeyler oluyor. Bana inanmak zorundasınız. İnekler köpek gibi, keçiler hindi gibi sesler çıkarıyor. Sen bugün iyi değilsin galiba. Neden biz bir gariplik göremiyoruz? Merhaba. Kaçın! Kaçın! Sana inanmadığım için özür dilerim. Peki şimdi ne yapacağız? O zaman mısır patlatalım. Onları böyle mi bırakacağız? Onlara yardım etmeliyiz. Ya nasıl yapacağız? Bence mısır patlatalım. Sessiz olun yeter.
peki hipopotam ne der? Kafam şişti yeter. Başardık. Hayvan dostlarımıza seslerini geri verdik. Oley! Çok harika. Şaka. Bir an çok korktum. Tinky. Bağırma ya, ne oldu? Canım çok sıkıldı. Ne yapsak? Oyun mu oynasak? Hava çok sıcak. Çiçek ekecektik. Hava çok... Biliyorum, biliyorum. Hava çok sıcak. Başka bir şey bulmalıyız. Aa. Yok, düşünmek için de hava çok sıcak. Selam çocuklar. Güneşin başınıza geçmesi için ne güzel bir gün değil mi? Tabii ki canımız çok sıkılıyor. Uğraşma bizimle. Güneşte kalmış balon gibi olmuşsunuz zaten. Hava çok sıcak. Benim gibi karlı dağlara gidemeyeceğinize göre gidin bari buzdolabından bir bardak soğuk su için. Ay dağlar ne soğuktu. Ne soğuktu. Çok üşüdüm. Neredeydin? Neredeydin? Dağdaydım. Ne yapıyordun orada? Genel olarak çobanlık yaptım ama bol bol da oynadım. Durun uzun uzun anlatayım. Sonra ayı aldı beni kucağına, eve kadar getirdi. Eve getirince ne oldu biliyor musunuz? Sen dağda değildin bir kere. Bütün hafta bize geldin oynamaya. Tatile gitseydin bilirdik. Hem de bir ayı taşısan kesin bilirdik. İnanmazsanız inanmayın. Siz burada sıcakta pişerken ben kutuplara gideyim bari. Dağa gitse bilirdik değil mi? Doğru olamaz ki. Rüyasını mı anlatıyordu acaba? Biraz aklımız karışık Kukuli. Müziğini sonra dinlesek. Toriki bize çok tuhaf şeyler dedi. Saçma olaylar anlattı. Hiç olmayacak şeyler söyledi. Neymiş efendim? Dağlara çıkmış da. Yok efendim, keçiler kaçmış da. Ne? Sen de mi gittin? İkisi de aynı rüyayı görmüş olamaz değil mi? İşte kitap okuyor. Ne oluyor? Bana da anlat. Toriki tüm o bahsettiği yerleri okuyarak gidiyormuş. Yok artık. Aa, orada mıydınız? Buzdolabının yolunu bulamadınız mı? Nasıl üşümüşüm. Üşüdün mü? Sorma ya. Öykü bayağı karlı bir yerde geçiyor. Seni yanlış anlamışız Toriki. Affet bizi. Bize de bir daha sıkılmak yok öyleyse. Her yeri gezebiliriz. Ya da istediğimiz herkes olabiliriz. Masal oku, şiir oku, öykü oku, dergi oku. İnternetten ya da elden fark etmez, yeter ki oku. Dergi
Kitap okumayı çok istiyorsan ama bir türlü okuyamıyorsan, sana çok güzel bir taktik vereceğim. Tam süper olacak uygularsan. Hep kitap olsun elinin altında, tabletinde, çantanda, masanda. Bir dolu boş vaktin olur gün içinde. Al eline, dal içine, oku az da olsa. Günde en az 15 dakika kitap oku, kitap oku. Her gün en az 15 dakika kitap oku, kitap oku. Günde en az 15 dakika kitap oku, kitap oku. Her gün en az 15 dakika kitap oku, kitap oku. Düt düt. Merhaba çocuklar. Sıkılmadınız mı? Hadi gezelim. Ay, bu soğuk havada gezilir mi ya? Ben Avustralya'daydım. Oraya gelmem bayağı uzun sürer. Ben taş devrinde yaşıyorum. Henüz arabalar icat edilmedi. Büyük gün geldi. Sergi günü. Yaşasın. Harika. Hadi başlayalım. Anlaştık. Ama suyumuz yok. Kukuli bize su getirir misin? Aman Kukuli. Bu kadar suya ne gerek vardı? Ziyan olacak. Özür dilerim ki. Artan ile akşam limonata yaparız. Ne oldu Kukuli? Bir şeyin mi var? Su mu yok? Nasıl su olmaz? Mutfakta su yok. Banyoda da yok. Buzdolabında da su yok. Solukta bile su kalmamış. Hiçbir yerde su yok. Balım. Balım. Oh, neyse ki iyisin Kızılcık. İyi ama bu susuzluk böyle devam ederse. Oh oh, ah ah, aman oh. Düt'ün sesi bu. Oh. Dur düt düt dur. Oh çocuklar, suyum bitmiş. Camımı temizleyemedim. Önümü göremiyorum. Oh. Arkadaşlar, durum çok ciddi. Şehirde su kalmamış. İyi ama neden? Çünkü herkes suları boşa kullanıyor. Musluklarını gereksiz yere açıyorlar. Diş fırçalarken bile musluğu kapamıyorlar. Hadi ya. Üstelik su biterse sadece biz değil, tüm dünya zarar görecek. Toprak kuruyacak, ağaçlar susuz kalacak, hayvanlar hastalanacak. Peki biz ne yapabiliriz? Keşke herkese suyun önemini anlatabilsek. Buldum, buldum, buldum. Sergimiz. Aman Tinky, şimdi serginin sırası mı? Tam sırası. Eğer sadece arkadaşlarımızı değil, tüm mahalleyi çağırırsak resimlerle suyun önemini anlatabiliriz. Tinky, bu harika bir fikir. Evet. Hem herkes bir araya gelip nasıl suyu daha iyi kullanabileceğini konuşur. Hadi o zaman. Tüm mahalleyi bizim eve toplayalım. Yaşasın! Çağırdık.
O zaman hadi hazırlanın. Ha? Yağmur mu başlıyor? Gerçekten yağmur. Gelsene Kukuli. Yağmuru bu kadar özlemişken kaçmak olmaz. Susamıştı toprak suya, kurumuştu çatlamıştı. Şenlik başladı bir anda. Ya yağmur ya, ya yağmur ya, ya yağmur ya, ya yağmur ya. Yağmur ya. Güller açsın, yüzler gülsün, misler gibi toprak kokar.